Evet, bugün saat sabaha karşı saat 1'de Belçika'nın Denderlo kasabasında bulunan Medya Haber TV ve Star TV'ye prodüksiyon yapan, program üreten 3 prodüksiyon şirketi Rojenvi, Star Prodüksiyon ve Hebron şirketlerinin bulunduğu merkeze yönelik onlara bağlı stüdyolara baskın yapıldı. Onlarca araçla gelen 200'ü aşkın özel tim Belçika Federal Polisi burada baskın yaptı. Vandalca bir saldırıydı. Kimsenin kuruma girmesine izin verilmedi. Kapılar kırıldı. Kurumun tüm kapıları kırılmış. Az sonra sizlere de göstereceğiz. Tüm bürolar darmadağın edilmiş. Tüm çalışma materyalleri paramparça edilmiş. Yani kopartılmış kablolar tamamen kopartılmış ve televizyonun hiçbir şekilde çalışamayacağı bir noktada bırakılmış. Bugün bu saldırının gerçekleşmesi çok manidar. Özellikle de Belçika Devleti'nin Hakan Fidan'ın ziyaretlerinden sonra, iki ziyaretinden sonra burada bulunan Kürt basın kurumlarına, özgür basın kurumlarına bu denli yönelmesi çok manidar ve Türk Devleti ile NATO ülkeleri arasındaki anlaşmalardan bağımsız değil ve Kürt halkına yönelik soykırım politikalarından da bağımsız değil. Çünkü burada yayın yapan her iki televizyon kanalı da Türk Devleti'nin kirli politikalarına, Türk Devleti'nin savaş politikalarını, soykırım politikalarını teşhir eden, deşifre eden, Kürt halkının sesini duyurmaya çalışan iki televizyon kanalı ve bu süreçte her iki televizyonumuzun da hedef alınması tesadüf değildir. Tamamıyla Türk Devleti'nin savaş politikalarıyla bağlantılıdır. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a ve Rojava Kürdistan'a yönelik yapmak istediği işgal saldırısıyla bağlantılıdır. Bu süreçte hiçbir şekilde Kürt halkının sesinin duyulması veya duyurulması istenmiyor. Tabii ki bu basın özgürlüğüne bir saldırıdır, ifade özgürlüğüne bir saldırıdır. Aynı zamanda Kürt halkının haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir basın kurumu Avrupa'nın başkentinde, Avrupa'nın göbeğinde vandalca, başka kelime, başka tarif yok, vandalca basıldı. Her taraf darmadağın ve talan edildi ve hiçbir gerekçe ortada yokken bu gerçekleştirildi. Bu tüm dünyadaki basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı.